Resulullah'la beraber oturuyorduk diyor. Bir cenaze geldi. Cenaze yakınları dediler ki ya Resulallah, cenaze namazımızı kıldırır mısınız bu ölen, vefat eden yakınımızın? Efendimizin ilk sorusu, borcu var mı? Yok dediler. Malı var mı? Yok dediler. Efendimiz onun cenaze namazını kıldırdı. Ya o gün ya arkasından bir gün, artık bilemiyoruz. Bir cenaze daha geldi. Yine devam ediyor Seleme radıyallahu anh. Aynı soruyu sordu Efendimiz. Borcu var mı dedi. Var dediler. Malı var mı? Var dediler. Borcu ne kadar? 3 dinar. Malı borcuna yeter mi? Yeter dediler. Verin dedi borcunu, cenaze namazını kıldırdı. Başka bir gün bir cenaze daha geldi. Aynı soru. Borcu var mı? Var. Ne kadar? 2 dinar. Malı var mı? Yok. Ne diyor senin benim iman ettiğimiz peygamberimiz? Arkadaşınızın cenaze namazını kıldırın. Ebu Katade, ashabın büyüklerinden, olayın ciddiyetini fark edince kalkıyor ayağa. Ya Resulallah diyor, o 2 dinar borç benim borcumdur. Ne olur arkadaşımızı bundan mahrum etme. Bu çok önemli bir şey. Resulullah hayatta, Medine'de cenaze namazı kılmayacak. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Ebu Katade bunu söyleyince Efendimiz cenazeyi kıldırıyor. Buhari'de geçen rivayet bu kadar. Şimdi gelin Ebu Katade'nin aktardığını aktarayım size. Defnettik. O günün ikindi vakti. Resulullah beni gördü. Ebu Katade dedi, ödedin mi arkadaşının borcunu? Ya Resulallah, daha yeni vefat etti, ödeyeceğim dedim. Akşam bir daha gördü beni. Ebu Katade, ödedin mi? Yok ya Resulallah, ödeyeceğim dedim. Sabah bir daha gördü ertesi gün. Ebu Katade, ödedin mi dedi. Yok ya Resulallah, daha ödemedim. Ya niye ödemiyorsun? Bak, arkadaşın cennetin kapısında bekletiliyor. O borç ödenmeyene kadar cennete girmeyecek. Ne desin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Ebu Katade diyor, koştum hemen ödedim geldim ya Resulallah, ödedim dedi. Ve Efendimiz memnun oldu bundan.